Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Uygulama Teknoloji ve İşletme Yüksek Okulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne ait bilgisayar kodları ve uygulamaları 2 dersini işlemiz. Önceki dersimizde sunum işlemlerinden sunum üzerinde resim işlemleri, sunum yer resim ekleme, sunum üzerinde ses işlemleri ve sunum yer görüntü ekleme işlemlerini işlemiştik. Bu dersimizde de slide geçişleri ve efektlerden bahsedeceğiz. Biraz konuları tersten gidiyoruz ama sıkıntı yok. Slide'lar, özellikle slide geçişleriyle ilgili. Öncelikle slide'larla ilgili arkadaşlar, design bizim buradaki öncelikle konumuz, yani slide'lardaki design düzen. Bakın burada slide düzenleriyle ilgili istediğiniz bir biçimlendirmeyi yapabiliyorsunuz. Size şu an tabii ilk slide olduğu için, sunumdaki ilk slide olduğu için kapak slide'ı olduğunu gösteriyor. İşte, ne yapıyoruz? Diyelim ki burada bilgisayar beceri uygulamaları iki ders belirtiyor ya da bakın, alalım alt başlık olarak verelim. Buraya da Mersin Üniversitesi diyelim. Yani iki çok uzatmayalım diye. Bu şekilde bir kapak oluşturdum. Kapak sayfası oluşturdum. Design'dan arkadaşlar Designer'a tıklayarak bu kapak sayfamıza öneriler geliyor. Bakın arka planda öneriler geliyor içeriğinize göre. Bunlardan birisini seçmeniz mümkün ve otomatik olarak dikkat ediyorsunuz. Sunutlar, geçişlerinde animasyonlar oluşturuyor. Öncelikle bir tasarım belirledikten sonra arkadaşlar ya da hiç tasarım belirlemeden devam edin. Yani tasarım belirlerseniz kapak sayfası için mesela kapak slide için ilk tasarım belirlediğimizde artık sağ tıklayıp yeni slide ekledikçe arkadaşlar sağ tıklayıp yeni slide eklediğimizde o tasarıma uygun olarak içerik bakın gördüğünüz gibi içerik slaytlarını oluşturuyor. Buradan bakın tekrar Designer'a tıkladığım zaman ben tasarımı bakın artık bana buna yakın tasarımlar vermeye başladı. Biraz önceki gibi sıfır değil. Daha farklı tasarımlar, yani benzer tasarımlar öneriyorum arkadaşlar. Bakın ikinci slaydımıza geçtiğimizde herhangi bir şekilde değişmediğini görüyoruz. Burada da yine Designer'a geldiğimizde içeriğin nasıl yerleştirileceğine yönelik bize ek slide dizaynlarını, tasarımlarını veriyor. Nasıl bir içerik oluşturacaksınız? Ona göre mesela hem başlık hem de böyle bakalım üçlü var mı diyorum. Şu an üçlü yok. Çünkü ikinci slaytımız bu. Buraya geliyoruz örnek verelim. Power Point dersleri diyelim. Başlığımızı attık. Design Animation ve slide show dedim. Başlık. Alt başlık atalım. İçeriğimizi belirledik. Şimdi sağ tıklayıp yeni new slide dediğimizde artık arkadaşlar içeriğe yönelik. Bakın her seferinde yine buradan içeriğe yönelik tasarım değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Veya daha önce belirlediğiniz tasarımı da yine bu şekilde değiştirmeniz mümkün arkadaşlar. Her türlü daha sonradan da tabii benzer dizaynlar içeriye uygun dizaynlar verdiği için arkadaşlar burada seçeneklerimiz azalıyor gördüğünüz gibi. Peki şurada bakın bize önerilerinin haricinde burada yine özellikle yazı biçimlerine ve renklendirmeye yönelik tasarım değişikliğini
yapabiliyorsunuz. Yani tasarıma yönelik tasarım değişikliklerine mesela şöyle bir seçelim. Bakın burada renk seçenekleri ve yazı seçenekleri. Arka planda gördüğünüz gibi arkadaşlar yazı seçenekleri ve renk düzen seçeneklerine yönelik bize yeni öneriler veriyor. Şu şekilde olsun dedik. Geldik bakın. Burada tabii tasarım değişikliklerini yapmamız gerekiyor. Mesela şu şekilde dönüştürdüm. Bakın burada üstten yine dizaynı değiştirdiğimiz için şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi dizaynı değiştirdiğimizden burada bize seçenekler dizayn seçenekleri de değişti. Bakın standart gördüğünüz gibi tabii İngilizce kullandığınız için bana uygun simgeleri de getirdi. Yani sunu içeriğimizde İngilizce avantajı var. İngilizce kullandığım için arkadaşlar kendisi otomatik bana uygun simgeleri de eklemiş oldu. Buradan gördüğünüz gibi en uygun hangisi ise onu seçtik. Bakın devam ediyor yine. Burada yine bir içerik oluşturduktan sonra içeriğin bakın bu bir başlık sayfası gibi yaptı. Aslında bu bir başlık sayfası değil. Senior Design Ideas diyerek farklı dizayn fikirleri verebiliyor bize. Burada yine içerik oluşturmaya yönelik bu bir dediğim gibi bunu silelim. Yeniden oluşturalım. Yeni bir slide oluşturalım. Bakın artık bize üstteki tasarımımızın benzer yapısında arkadaşlar içerik sundu. Peki burada yine designer'a geldiğim zaman bakın tasarımı değiştirme şansım mevcut gördüğünüz gibi. Bunlar özellikle yine kullanacağınız içeriğe yönelik arkadaşlar tasarım önerilerini rahatlıkla alabiliyoruz. Önceki orijinal tasarımımız nerede? Bitti. Orijinal tasarımımız bitti. Kontrol Z. Evet. Kontrol Z yaparak geriye aldık arkadaşlar. İşte burada ne dedik? İlk konumuz neydi? Design'dı. Design dedik. Bakın başlığı altta buna yönelik. Ne getireceksiniz? Bir tablo mu getireceksiniz? Bir grafik mi, bir chart mı getireceksiniz? Veya bir bu işte, smart art mı getireceksiniz gibi seçenek ekleme işlevleri de var. Özellikle geçen dersimizde burada resim görüntü eklemeye yönelik işlemler yapmıştık. İşte, tablo oluşturacaksanız tablomuzun kontrol diye yapalım. Satır sütun değerine göre bir tablo oluşturmamız da mümkün. Hemen kendisi yine dizaynı içeriğine yerleştiriyor arkadaşlar. Bunlar özellikle dizaynda bakın tekrar geldiğim zaman yine alt varyantlarda gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Renk düzenini değiştirebiliyoruz. Bakın renk düzenini değiştirme şansımız var. Herhangi bir şekilde seçim yapmadan renkleri gözleme şansımız var. Fontlara baktığımız zaman kullanılacak fontlar, özellikle kullandığınız dile göre arkadaşlar font seçiminiz uygun olur. İşte kullanacağınız fontları da değiştirebiliyorsunuz. Tabii bunu yaparken şu an sadece bir slide'da yapıyor arkadaşlar. Yani diğerlerini etkilemiyor, sunumu etkilemiyor. Sadece bu slide'da değişikliği yapmış oluyor. Mesela şimdi seçelim. Bakın buradan yaptı. Gelelim tekrar. Font diyelim. Evet, sunumumuzun tamamına etkiledi. Evet, sunumumuzun tamamına etkiliyor. Efektler geldiğimiz zaman yine biraz sonra göreceğiz zaten. Background sunumunda yine değiştirme şansımız var. Bakın şöyle çubuklu hale getirdik. Arka planda da yani tüm slide'ımızda buradaki varyantları uygulayabiliyoruz. Slide size'ımızda da bu slide'ı nasıl bir ekranda sunacaksınız ona göre değişiklik yapma şansımız var. Tabii günümüzde 16'ya 9 ama
Özellikle eski tür bir sunu data show sunu cihazı kullanıyorsanız dördüncü olabilir. Bu sunuyu nerede yapacağınızı önceden test etmeniz önemli arkadaşlar. Bu yüzden slide boyutunu bakın 4'e 3'e çevirebilirsiniz. İşte maximize mı? Bakın yoksa right screen yapalım tekrar. Yoksa ensure fit mi? Yani sığdırma şeklinde seçeneği değiştirebiliyoruz. White screen yaptık. Bakın şurada mapa kadar bunun maksimal diyerek bunu yerleştirdi. Tekrar gelelim. Hemen çıktık dedik. Bakın şurada başlığı kaydetti. Yani hani sunumuzu tekrar biçimlendirirken ona göre dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. White screen diyelim. Başka. Yine arka plan biçimini değiştirebilirsiniz. Burada renk boyaması ile ilgili arkadaşlar bu şekilde bakın farklı farklı uygulamaları yapabilirsiniz. Geçiş renk geçişleri dediğimiz gördüğünüz gibi burada renk geçişlerini yaparken de yine hangi rengin kullanılacağını seçebilirsiniz. Bu şekilde renk geçişleri gibi işte radyal mi, lineer mi geçiş olsun. Burada arkadaşlar geçişleri de yine değiştirme şansımız mevcut. Bunda daha belli olur. Köşe dediğimiz zaman köşeden başlayarak tek dediğimizde ortadan dışa doğru bir dörtgen lineer dediğimizde soldan bunlar da yine renkleri tekrar bakın burada boşluktaki beyaz renklerini farklı bir renkle tamamlamanız. Şuradan o renk geçişine bakın yine sizin ayarlamanız mümkün. İsterseniz yeni bir geçiş noktası bırakabilirsiniz. Geçiş noktasına da yine farklı bir renk koyarak bu şekilde birden fazla renk geçişini yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya var olan bir renk geçişi noktasını kaldırabilirsiniz. Bu şekilde şuraya bir tane daha koyduk. Buraya da kırmızı yaptırdığımız düşünüyorum. Bakın keskin hatlar olsun diye. Bu şekilde renk geçişlerini yapmamız mümkün. Transparan veya işte pozisyon kavramı var. Transparanlık var. Özellikle transparanlık bakın renk geçişlerinde transparanlığı ayarlıyor. Parlaklığı da yine renk parlaklığını değiştirerek yapmanız mümkün. Picture diyerek de farklı bir resim arka plana atabilirsiniz. Bakın arka plana farklı bir resim atma şansınız var. Buradan stop image diyerek aldık. Gördüğünüz gibi evet, getirmesi. Şu şekilde yine sunumumuzun arkasına. Tabii sadece şu an ne yaptı? Slide'ımızın arkasına getirdi. Yani diğerlerini değiştirmedi. Sadece bu slide'ımızı etkiledi bunlar. Background formatlar. Clipboard derseniz de arkadan, arka plandan getirir. Alalım. Evet. Şurada da yine geçişlerle ilgili bakın kullanacağınız dolgular var. Dediğim gibi buradan isterseniz takımleşten bir resmi eklememiz mümkün. Yerleşimle ilgili de yine offset ayarlarını da yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki bunu diyelim şöyle geldik. Şuradan üstüne geçtiğim zaman arka resim aynen kaldı ama diğerlerinde gördüğünüz gibi geçirme efektleri değişti. Şuydu galiba. Bu güzel olmuştu. Bunda hala resim kalıyor arkadaşlar. Resim eklediğimiz için kalıcı bir duruma geçti. Tabii buradan yine dizaynı değiştirerek bakın
yine farklı farklı dizaynlar oluşmasını sağlayabiliyoruz. Evet, dizaynla ilgili başka ekleyeceğimiz bir şey var mı? Ben söylüyorum. Ekran stilini söylemiştik. Renkleri söyledik. Özellikle fontlarla ilgili arkadaşlar sıkıntı yaşarsanız mesela şöyle yapalım. Özellikle işte Türkçe karakterlerle ilgili bu şekilde bu Türkçe karakterlerle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız arkadaşlar mutlaka yapacağınız şey basitçe font değişikliği yapmaktır. Buradan fontlara geldiğinizde font değişikliği yaptığınızda Türkçe karakterlerle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız ona uygun bir font yazı tipi kullanmanızı öneririz. En çok gördüğümüz problemlerden birisi bu çünkü. Buradan ilginç fontlar, yani bilgisayarınıza ilginç fontlar yüklenmiş olabiliyor. Bir uygulama yüklüyorsunuz, o ilginç font geliyor. Sizin bilgisayarda düzgün görülürken başka bilgisayarlarda sunular tam doğru görüntülenemeyebiliyor. Bu gibi problemleri aşmak için mesela şurada problem var bakın. Tüm fontlara Ç, Ö, Ü fontlarına uygulandı mı, uygulanmadı mı? İki font arasında fark var bakın. İki karakter arasında yapacak olursak. Evet, şimdi sanki yokmuş gibi geldi. Tekrar bakalım şuradan. Dizaynda fontlara girelim. Evet. Yok, Türkçe ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Bazı font, yani benim şu an bilgisayarımda aslında İngilizce, Türkçe'yi ve destekleyen diller, şeyler, fontlar yüklenmiş. Bu şekilde fontlarla ilgili de özellikle uyarımızı yapalım. Arkadaşlar. Evet. Bunu düzeltelim. İkinci dersimizde arkadaşlar slide geçişleri transitions konusunun üstünde ikinci dersimizde görüşmek üzere.